Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün biraz Bernoulli diferansiyel denkleminden bahsedeceğim. Çok önemli bir adamdır arkadaşlar. Bernoulli diferansiyel denklemi. Şimdi öncelikle genel bir yapısından bahsedelim. Şimdi Bernoulli diferansiyel denklemi arkadaşlar y üssü artı px çarpı y eşittir qx çarpı y üzeri n yapısındaki diferansiyel denklemlere Bernoulli diferansiyel denklemi diyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar, hani lineer diferansiyel denklemden karıştırılmaması için y üzeri n'in bulunması gerekiyor. Qx'in yanında katsayı olarak, çarpan olarak y üzeri n'in bulunması lazım. Şimdi burada tabii ki de burada arkadaşlar hem ABT'de de çıkmış bir sorudur. Bernoulli diferansiyel denkleminde yani şu yapıda n eşittir 0 olursa arkadaşlar, n eşittir 0 olursa ne hale gelir bu? Y'nin üssü artı px çarpı y eşittir qx yapısına gelir. O zaman bu neydi arkadaşlar? Lineer diferansiyel denklemler değil mi? Lineer bir denklem oluyor. Yani n eşittir sıfırsa Bernoulli diferansiyel denklemin yapısındaki n y üstü n sıfır olursa lineer diferansiyel denklem olur. Eğer n eşittir 1 olursa arkadaşlar, yani şu yapıda olursa, aynısını yazmayalım. Siz anladınız. Yani y burası 1 olduğu zaman arkadaşlar, bu da ne oluyor arkadaşlar? Ayrılabilir diferansiyel denklem olacak. Tamam mı? Ayrılabilir diferansiyel denklemi de çok rahatlıkla çözebildiğimiz diferansiyel denklemlerden biridir. Şimdi peki bunun ben onun diferansiyel denklemi nasıl çözülür? Ondan biraz bahsedelim. Böyle bir şey yapayım, süreçleyin ya. Tekrar aynısını yazmamda gerek kalmasın. Unutmayalım arkadaşlar lütfen. Ben onun diferansiyel denklemi çıkmış sorudur. Ben onun diferansiyel denkleminde n eşittir 0 olursa, yani yapısında y n eşittir 0 alırsak, y üzeri n'i 0 alırsanız, lineer diferansiyel denklem olacaktır. Lineer diferansiyel denkleminde çözümünü öğrenmiş olacağız ilerleyen videolarında. Eğer n eşittir 1 olursa da bu yapı değişkenlerin ayda bir diferansiyel denklem olacak. Şimdi burada Bernoulli diferansiyel denkleminde arkadaşlar bunu unutmamamız lazım. U eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümü ile denklemi çözeriz. Tamam mı? Mesela burada sana y küp verecek. Sana y küp verdiği zaman sen ne dönüşümü yapacaksın? Atıyorum ya n3 ise attım. n3 ise sen u eşittir y üzeri eksi 2 dönüşümü yapacaksın. Tamam mı? Ama ben size başka bir yöntem vereceğim. İstersen bu yöntemi yaparsın. Ya da şöyle de yapılabilir. Ben size tavsiyem arkadaşlar. Her tarafı y üzeri n'e bölün. Tamam mı? Yani şuraya ve şuraya böldüğün zaman burası ne olacak? Y üstü bölü y üzeri n, tamam mı? Artı px çarpı y üzeri n'e böldüğümüz için y üzeri 1 eksi n olacak. Bu da eşittir ne olacak arkadaşlar? Qx olacak. Tamam mı? Bu da hani burayı da u derseniz u üssü artı px çarpı y üzeri 1 eksi n de u olacak. Yani u olacak derken şöyle düşünelim. Yani şuraya u dendiği anda şurası da ne olacak? Onun yani şuraya u dersek şurası da türevi olacak. Diferansiyel olacak. Yanlış olmasın. Burası da u olacak. Bu da eşittir ne olur arkadaşlar? Qx. Ne hale getirmiş olduk bunu? Lineer diferansiyel hale getirmiş olduk. Şimdi vereceğim örnekte daha iyi anlayacaksınız diye umuyorum. Ne yapmamız gerektiğini anlayacaksınız. Şöyle bir örnek yapalım.
Mesela y'nin y üssü artı 4xy eşittir kök y. Tamam mı? Ben öyle diferansiyel denklemi olduğunu zaten soruda söylüyor. Ben öyle diferansiyel denkleminin lineer denkleme soru şu şekildeymiş. Ben öyle diferansiyel denklemi hangi lineer denkleme indirgenir? Hangi lineer denkleme indirgeyebiliriz arkadaşlar? Zaten indirgemeden çözemeyiz, tamam mı? Lineer denkleme indirgenir. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Her zaman dediğim gibi şuradaki hani Q x çarpı y üzeri n diyorduk ya, y üzeri n'e bölüyorduk. Yani her tarafı kök y'ye böl. Her tarafı kök y'ye böl. Her tarafı kök y'ye böl. Böldüğünüz zaman ne hale geldi bu şimdi? Yani şöyle yazayım ben uzun uzun. Y üssü bölü kök y artı 4 x. Y bölü kök y arkadaşlar ne yapar? Kök y çarparsan kök y kalır herhalde. Şimdi çarptığım için kök y kalır. Eşittir. Burası 1 oldu arkadaşlar. Ben burada u'ya eşittir kök y dersem, u'ya kök y dersem, u eşittir kök y dönüşümü yapacağım yani. Burada u'nun türevi ne oluyor? Y'nin türevi bölü 2 kök y. Zaten diferansiyelden bahsediyoruz tabii ki. Bölü 2 kök y. Tamam ki bu ne hale gelmiş oldu? Şimdi gel rengi değiştireyim daha net göstermek için. Yani ben y üssü gördüğüm yere ne yazabilirim? U üssü çarpı 2 kök y. Onu da yazdığım zaman bu 2 u üssü kök y yerine u yazacağım. 4 x u eşittir 1 zaten. Bunu da her tarafı 2'ye bölerseniz u üssü artı 2 x u eşittir 1 bölü 2 arkadaşlar. Hangi lineer denkleme indirgenir? Şunu sorabilir. Şunu sorabilir. Hangi diferansiyel denkleme indirgenir? Mesela lineer diferansiyel denklem gibi. Gerçi onu sormaz ama zaten genelde lineer diferansiyel denkleme indirgeyerek yapıyoruz. Yani genelde %90'ı öyle oluyor. Bunun da çözümü bu. Yani şu arkadaşlar, ben o diferansiyel denklemi ne hale geldi? Lineer diferansiyel denklem oldu ve burada ne zaman çözümü yapılır. Evet, bir başka soru daha yapalım. Bu sefer genel çözümü sorusu olsun. Mesela y üssü artı y eşittir 2 y küp. Tamam, soru bu olsun. Denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kalıbı unutmuyoruz. Lütfen kalıbı kesinlikle unutmayın. ABS'de de çıkar. Normal üniversitede diferansiyel denklemler dersi gören arkadaşlar için de önemli bir kalıp. Y üssü kesinlikle sorulur. Kesinlikle. Px çarpı y eşittir neydi? Qx çarpı y üzeri. Yani bu neydi arkadaşlar? Bernoulli diferansiyel denklemiydi değil mi? Bunu unutmayalım. O zaman bak görüyorsun y üssü var, y var. O demek ki burada x'imiz 1. Tamam mı? 2y küp de orada qx'imiz de yine 1. Sen ne yapacaktın kardeş? Y küpe bölecektin. Her tarafı y küpe böldüğün zaman y üssü bölü y küp artı y küpe böldüm. Burası ne oldu? 1 bölü y kare oldu. Y küpe böldüm. Burası 2 oldu. Tamam mı? Sonra ne yapıyorsun? Sen buradaki dönüşümü sen zaten Bernoulli diferansiyel denkleminde dönüşüm neydi arkadaşlar? U eşittir y üzeri 1 eksiğine değil mi? N'miz burada 3. 3 yazdığın zaman yani u eşittir y üzeri eksi 2 dönüşümü yapman lazım. Yani u eşittir 1 bölü y kare dönüşümü yapman lazım. Bunun da diferansiyelini aldığın zaman u üssü hata yapmayalım. U üssü y üzeri eksi 2 yazdığın zaman arkadaşlar buraya eksi 2 bölü bir azaltıyorsun. Y üzeri eksi 3. Y küp y üstü oldu. Hata olmasın arkadaşlar. Evet. Sonra ne diyoruz? Bunları yerine yazacaksınız. Yani ben y üstü yerine ne yazabilirim? U üssü y küp. Bak uzun uzun yazalım. U üssü y küp bölü eksi 2. Bir de çarpı y küp var. Gördüğünüz gibi. Aşağı paydada vardı zaten. 1 artı y kare. 1 bölü y kare yerine de ne yazacağım? U yazacağım zaten. Onun dönüşümü yapmıştım. U dönüşümü yaptım. Eşittir. 2 gördüğünüz gibi.
Genel çözümünü soruyor. O yüzden çözeceğiz. Şimdi Y küpler gidiyor burada. Şimdi bu ne hale geldi arkadaşlar? Düzenleyelim. Hatta eksi 2 paydayı da eşitleyeceğim. U küp yanlış olmasın. U küp dediğim şey U üssü eksi 2 U eşittir eksi 4. Evet. Bu süreç sayesinde online ders yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz acemiyim ben bu konularda. U üssü eksi 2 U eşittir eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu ne oldu? Lineer diferansiyel denklem. Oldu değil mi? Lineer diferansiyel denklemde integral çarpanını seçecektik. Çözüm için. Biraz yer kalması lazım. Yazmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar lineer diferansiyel denklemde ne olacaktı? Y üssü m lineer diferansiyel yani Bernoulli diferansiyel denkleminin lineer olması için n eşittir 0 olması yani şuranın olmaması gerekiyor. Olmadığı zaman ben integral çarpanı neydi arkadaşlar? Bu eşittir. E üzeri integral px dx diyorduk. Tamam mı? Lineer diferansiyel denklemde. O yüzden ben burada ne diyeceğim? Burada ne diyeceğim? Şöyle yapıyorum. Bu eşittir diyorum. E üzeri buradaki eksi 2'yi alacağım arkadaşlar. İntegral eksi 2 dx. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2'nin integrali eksi 2x'tir. Yani çarpanımız ne geldi? Eksi 2 x gelmiş. Şöyle burası e üzeri eksi 2x geldi. Sonra nasıl yapıyorduk arkadaşlar bunu? Tabii ki de u ile satıyoruz. Yani e üzeri eksi 2x çarpı u bu da eşittir. İntegral bu sefer qx ile çarpacağım. Yani eksi 4 çarpı e üzeri eksi 2x dx. Tamam mı? Bunun da integralini alacaksınız. Eksi 4 çarpı e üzeri eksi 2x'in integrali arkadaşlar 2x'e u dersek oradan sanıyorum. Bunun cevabı da ne gelecek? 2 çarpı e üzeri eksi 2x gelmesi gerekiyor. Artı c yani şu eşittir şu arkadaşlar. Her tarafı da e üzeri eksi 2x'e bölerseniz her tarafı e üzeri eksi 2x'e bölerseniz bu eşittir ne olacak? 2 artı şuradaki 2 kalacak. Katsayı 2 C çarpı E üzeri 2. Evet tabii Bernoulli diferansiyel denklemin genel çözümü istendiği zaman tabii ki de lineer diferansiyel denklemi de önceden öğrenmiş olmak lazım arkadaşlar. Lineer diferansiyel denklemi de başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Bir soru daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra kendi elinizdeki kanatlardan soru çözersiniz. Şöyle bir soru yapayım. Y üssü eşittir. Y eksi x çarpı e üzeri eksi x çarpı y kare. Diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? C keyfi sabit. Tamam mı? Aşağıda hangisidir? Tabii ben şıkları yazmayacağım. Çözüp bırakacağız biz. Şıklar önemli değil. Şimdi burada ne yapmanız lazım arkadaşlar? Şuradaki tabii ki şuradaki y'yi öbür tarafa atacaksın. Kalıbı görmemiz lazım. Y üssü eksi y değil mi? Eşittir. Eksi x e üzeri eksi x y kare. Biz ne yapacaktık? Her tarafı y kareye bölecektik. Değil mi? O zaman y üssü bölü y kare eksi 1 bölü y eşittir. Eksi x e üzeri eksi x. Tamam. Sonra ben tabii ki de n'imiz 2 olduğu için bu eşittir. Y üzeri 1 eksi 2 yani 1 bölü y dönüşümü yapacaksın. Buradan u üssü eşittir ne gelmesi gerekiyor? Hatta olmasın da. Değil mi? Y üzeri evet doğru. 1 bölü y üzeri eksi 1 yani eksi 1 bölü y kare gelmesi gerekiyor. Çarpı y üssü. Hata yoksa inşallah. Şimdi onun yerine yazacağız. Y üssü yerine u üssü çarpı y kare eksi y kare yazdığımız zaman yani bu ne olacak? Eksi u üssü olacak. Tamam mı? Eksi 1 bölü y yerine ne yazacağım? Eksi 1 bölü aslında ben eksi 1 bölü y dönüşümü yapsam daha mantıklı sanki.
üretiliyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü y dönüşümü yaptım. Tamam mı? Eksi 1 bölü y dönüşümü yaparsam tamam. Şuraya eksi 1 bölü y yazıyorum. O zaman burası 1 bölü y kare. Y üssü olacak. Değil mi? O zaman y üssü yerine yani şuraya, şurası u kare olacak. Eksi 1 bölü y demek u demek zaten. Yani artı u. Değil mi? Eşittir. Eksi x çarpı e üzeri eksi x. Şimdi ne oldu? Lineer diferansiyel denklem oldu. U eşittir. U diyorum ya. Lineer diferansiyel denklemi nasıl çözeceğiz? İntegral çarpanı e üzeri. Buradaki px'imiz 1'dir. X, u'nun katsayısı 1 arkadaşlar. Px çarpanı diyelim. 1 çarpı dx yani e üzeri x geliyor. Tamam mı? Ne yapacaksın? E üzeri x çarpı u. E üzeri x çarpı u eşittir. İntegral. Şimdi normalde şu olması lazım. E üzeri x çarpı şurası. Yani eksi x çarpı e üzeri eksi x dx. E üzeri x'ler birbirini götürecek. İntegral eksi x dx kalacak. Artık bundan sonra çözeceksin arkadaşlar. E üzeri x çarpı u eşittir. Eksi x kare bölü 2 artı c. Buradan tabii çiftlerden faydalanacağız. Bu soru EAB'de çıkar mı? EAB'de çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bu tarz sorulukları çıkıyor. Ben örneğin daha önce işte kuralımı sordular. Dikkat etmek lazım. Uğraşmak lazım. Zevkli bir şey. Aslında matematik bölümü okuyan arkadaşlar. Bir tane eklemek seviyor diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ara ara böyle hem soru çözüm hem biraz konu özeti geçmeyi düşünüyorum. Tabii ki defa teşekkür ediyorum.